Kurtulacağını mı zannettin kuzu? He? Al. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Hangi elinden? Hangi elinden kestin oğlumu? He? Kıracağım o ellerini. Kıracağım o kolunu. Ne yapsan engel olamayacaksın. Kır lan şunu. Kıracağım. Kudret! Kudret! Kudret bırak kadını. Kıracağım. Kır lan. Kudret bırak kadını. Kır lan şunu. Aç. Gel buraya. Yine başladın mı kanatlarına? Yürü. Yaşatmayacağım. Yürü. Senin ecelin benim. Sağ ol. Ben bir şey yapmadım. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. İyi. Allah'tan bu kadın varmış da. Değil mi? Ne bakıyorsunuz? Hadi dağılın. Müdürüm. Kudret'i mi getirdin? Evet müdürüm, bu avluda Deniz Demir'e... Biliyorum. Çık. Gel Kudret. Kapa kapıyı. Deniz, iyi misin? İş bak Enal. İyiyim. İç. Sağ ol. Bitmedi gitti bu Kudret belası. Ne yaptın çocuğum? Boncuk, nasıl oldun? İyiyim, sağ ol. Ne yaptın sen Deniz ya? Ha? Ne yaptın? Aklım almıyor yani. Şimdi cezanın üstüne kim bilir daha kaç yıl eklenecek? Benim dışarıda bekleyen bir kızım olmadığına göre... içeride geçirdiğim bir zamanın önemi yok. Yeniler, yeniler. Ay koca bayan Adele geldi hanımlar. Abla sen o kasları nerede besledin ya? Yeter. Zerrin Hanım artık bu koğuşta olay çıksın istemiyor. Zerrin Hanım'a söyleyeyim, bu koğuşta zaten olay çıkmıyor. Meltem,
Sen arkadaşları koğuşlarına yerleştir. Kutuların içerisinde özel eşyalarınız var. İşlerinizi bitirdikten sonra alabilirsiniz. Oley be! İşlerinizi bitirdikten sonra dedim Hasret. Görev dağılımını gördünüz değil mi? Evet. Nereden geliyor resmiyet? Zerrin Hanım öyle istedi. Zaten birkaç kişinin görev yeri değişti. Bir tanesi de sensin. Çamaşırhanede ütünün başındasın bugün. Öyle mi? Nenem yaramazlık yaptı tabii. Ben niye malzeme odasındayım peki? Zerrin Hanım öyle istedi de ondan. Neden tek başıma çalışıyorum? Çünkü seni korumak istiyoruz. Bir müddet Kudret'le karşılaşmazsan iyi olacak. Evet, 10 dakika içinde herkes görev yerinde olsun. Ben sana denize dokunmayacaksın demedim mi? Müdür. Kes! Eski gücüne kavuşmak istiyorsan sözümden çıkmayacaksın Kudret. Bu sana son uyarım. Bugün çamaşırhanedeki yerini Azra'ya bırakacaksın. Tamamen bırakmak istemiyorsan da verdiğin sözü tutacaksın. Çık! Deniz, ne oluyor sana kardeşim? Benim yalnız kalmamam lazım. Deniz, ne oluyor? Alp, kiralık katil tutmuş. Yeni gelenlerden biri. Hani hangisi olduğunu bilmiyoruz. Geç, geç. Oyalanma. Oyalanma diyor. Ağrım var diyorum sana. Tamam, tamam. Anladım. Ağrın var. Yardım et ne olur. Tamam, gel. Çok ağrım var. Geçmiş olsun. Çok ağrım var. Acıdan ölüyorum. Geçmiş olsun diyor ya. Beruna'cığım. Tövbe estağfurullah. Kadın tepemi attırdı ya. Tepemi. Heh, şöyle diyor. Kudret, denize dokunma. Kudret, denize dokunma. Vallahi aynısı oldu anne. Bu müdürün deniz karısıyla meselesi ne? He? Anne hiç anlamış değil. Oğluma. Kudret'in oğluna dokunacaklar, o kadın yaşayacak öyle mi? Ona da, onu elimden alana da göstereceğim gün. Sen iste Kudret anne, elbet bir yerde sıkıştırırız. Tabii anne ya, alırız başarısını aşağı. Alp nerede onu bilmiyorum. Senin kocan bir şey söylüyor mu? Yok, o da bir şey bilmiyor. O hep de benim kanımdansa, deniz kanısından intikamını alacaktı. Çok ağrım var, kimse yok mu? Kes ulan. Cam gidip öteki ayağında ben kıracağım ha. Oo, Oktay Bey, sen buralara uğrar mıydın ya? Hemşire istedik, Oktay'ı gönderdiler. Evine götürün beni. Çok ağrım var. İlaçlarımı aldılar. Revirlik işin yok. Aç avucunu. Doktor ilaçlarını gönderdi. Ah, şükür. Çok ağrım var. Çok yürüttüler de beni bugün. Bacağım aşağıda kalınca herhalde çok... Sağ ol. Teşekkür ettim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor ya. Bu da seri üretim gibiler. Sana bir hediye hazırladım. Bugün eline ulaşmış olması lazım. Telaş yapma, telaş yap. Hangisi olduğunu zamanı gelince anlayacaksın. Kudretsiz çamaşırhane. Çok iyi be. Nenem içimizde canım. Kızda. Hiçbirinizden korkmuyorum. Öldürme yaralı. Öldür beni. Nasıl ya? Kolay gelsin hanımlar. Sağ ol Hüseyin. Ya hadi kaynaşın bakalım siz. Ben
Heyt be, yavrum be. Adın ne senin öyle? Senin. Bade. Bade mi? Bade Ekrem misin sen ha? Bade. Hadi bakayım al şu bidonları şu çamaşır makinesine oraya götür. Hadi bakayım kullan kasları gülleci. Çelimsiz. Sana diyorum hadi git bakayım şu çamaşırları katla. Dayanamayacağım bir şey soracağım. Nüfus cüzdanı diyorum. Pembe mi mavi mi? Heves. Ya kızım pembe olmasa burada ne işi var? Ha. İyi gari heves. Benimle uğraşmayın abi. Benim sizinle işim yok. Yok ya. Kimle işin varmış senin? Kimle uğraşsınlar ablası ha? Paso. Yeter. Bak hem hanımefendinin arkadaşı da üzüldü, bozuldu. Doktor hanım. Sen doktor musun ya? Vay be doktormuş be. Seviye göklerde kızlar. Bizim sırtımız yere gelmez. Deniz sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bu nereden düştü ya? Düzenek kurmuşlar. Kendi başına iyisin inşallah. Kız bu kafana düşseydin senin töpeler olsun. Allah korusun. Ya nasıl olur böyle bir şey? İçlerinden biri yaptı. Başladılar işte. Görev dağılımı. Ya. Görev dağılımını gördüler. Bildiler burada bir başına olduğunu. Deniz bak Azra'ya hemen haber verelim. O halleder bu işi. Hayır. Hayır, kimseye haber vermeyeceğiz. Kızgın zaten bana, hayır. Deniz, bunu yapan Nila yapmaz. Ölümümü bekleyeceksin kardeşim. Ölmek benim umurumda değil. Ama kızımın intikamını almadan... ...o pisliğe bunun hesabını sormadan ölmeyeceğim. O yüzden... ...bu kiralık katil kim? Bunu öğrenmem lazım. Bence... Bunu yukarı kaldırabilecek tek o kaslı. Kaslı var ya, Bade. Ya kuvvet lazım buna bir kere. Evet. Doktor huncacık bir şey. O öteki de senin ayağın sakat, uyattı. Doğru diyorum, o Bade yaptı bunu. Deniz hadi ne olur Azra'ya. Ya hayır, hayır. Ben kendi işim kendim görürüm. Sağ ol. Boşuna heveslenmesinler. Kızımın intikamını almadan ölmeyeceğim. Dakikanız var mıydı Sayın Müdürüm? Tabii, otur. İyi misin? Annenle ilgili bir durum mu var? Ha, yok yok, annem gayet iyi Zeynep Hanım. Ben bu raporla ilgili konuşmak istemiştim. Yine mi? Zeynep Hanım, Oktay raporu Murat'ın yazdığını düşünüyor. Onlar çok eski iki arkadaş. Benim yüzümden de araları açıldı. Yani... ...tabii ki sizin izniniz olursa... ...Oktay'a onu benim raporladığımı söylemek istiyorum. Oktay'la benim aram açılsın diyorsun yani. Özlem... ...sen doğru olanı yaptın. Olayın raporlanması gerekiyordu. Ha Özlem, ha Murat. Benim için bir fark yok. Ama Oktay için durum başka. Yani ben Oktay'ın incinmesini, daha da önemlisi ona yalan söylemeyi istemiyorum. Tamam, anlıyorum. Oktay'la ben konuşurum.
Murat'ı ben zorladım derim. Sen kendini riske atma. Ben halledeceğim, tamam? Çıkabilirsin. Sağ olun. Bu ayki nöbet takvimi de berbat. Dikkat, dikkat. Yemek saati başlamıştır. Oktay, konuşmayacak mısın abi? Konuşmayacağım. Ya bak, bu rapor meselesi yüzünden trip atıyorsan ben yazmadım diyorum. Anlamıyor musun? Anlamıyorum abicim. Belki de gerizekalı falanımdır ha. Dikkat, ne? Dikkat. Yemek saati başlamıştır. Allah Allah. Kim olduğunu bulmamız lazım. Bulacağız, bulacağız. Dur bakalım. Nasıl? Şş, kızlar. Geliyorlar. Hanımlar, afiyet olsun. Daha. İlk günden böyle gruplaşmalar falan, birlikte oturmalar çok sevmiyoruz biz. O yüzden şöyle farklı masalar oturun, orada yiyin. Kudret, hadi geç yerine. Geç. Hadi. Kim olduğunu biliyor musun? Hayır, öğrenemedim. Öğren. Kızına sor, kocana sor, öğren. Naciye, akşam yemeğine mi yetişeceksin? Ağır ağır gidiyorlar anne. Günah kı. Gene kimi günah ya? Ya yeni gelenleri diyorsun. Köy meydanındaki itler gibi dağıttım o yana. Ya ilk günleridir, ürkerler, korkarlar. Ay Dudu ya. Sonra kaynaşacaklar, edecekler, çıkacaklar tepemize. Ne gerek var? Azra, ya aslında Dudu haklı. Hani gidip bir konuşsak, tanışsak, neden içeri girmişler falan diye. Ama hasret ya. Aslında en azından Kudret kendi tarafına çekmeden sen el atmış olursun. Vay Boncuk. Sen ne zamandan beri biliyorsun böyle ağalık, liderlik işlerini? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. İyi. Madem Boncuk da istiyor. Uzun zamandır bir şey istemiyordum. İyi, gidin hadi sosyal Boncuklar. Hah. Gidin. Ben Usakat'a gidin. Ben de kalkayım. Afiyet olsun gerçi. Sağ ol. Bacağını da kırmışsın. Ağrımsızın bir şeyin var mı? Birazcık. Ha. Afiyet olsun hanımlar. Sağ ol. Demek sen bunca yıl okudun, doktor oldun. Sonra kalktın buraya geldin ha. Hayata bak. Hayat değil. Aptallık. Ortağıma inandım. Evrakları kontrol etmedim. Usulsüzlükler yapmış. Reçetelerle oynamış. Geçmiş olsun valla. Ne diyeyim? Sağ ol. Zor tabii. Sonrası kolay mı? Yok. Sonrası da zor. Ama tabii biraz da hani neden burada olduğunla ilgili. Herhangi bir sebepten. Fark eder mi?
iftiraya uğradım yani anlayacağım. Hem de göz göre göre. Size bile bacağım kırıldı. Annemin sesini bile duymadım buraya geldiğimden. Ah kardeşim. Sıkma bakayım canını. Ana. Ne bu? Ah sen biz hepimiz böyle değil mi? Peçeten var mı? Yok. Var mı sende? Bakayım. Al, al kardeşim. Of. Yiy bakayım yemeğini. Hadi, hadi. Olmaz öyle. Mahkemeyi bekleyeceğim. Ne yapayım? Haklısın, ne yapabilirsin ki? Çok geçmiş olsun vallahi. Sağ ol. Sorgun bitti mi? Yok. Yani sorgu değil, tanışmak için. Merak ettiğin başka bir şey varsa sorabilirsin. Bahçe denetiminiz hazır efendim. Kanala yapılacak. Oh, kanala yapılacak. Ne oldu? Senin elemanlar bir yuvayı terk edince sen de şimdi yeni gelenleri mi avlıyorsun? Nenem sen tepeden düştün ya. İyi olmadı o, kafanı vurdun. Kimmiş lan beni tepeden düşüren? Ha? Ha? Yeniler de dinlesin. Bu hapishanede tek söz sahibi benim. Kudret otur. Değişti o ya nenem. Artık sen değilsin. Ha. Kim değiştirdi? Bu mu? Baba. Dre, çekil şuradan. Geç şuraya. Canımı acıtıyorsun. Geç Oktay. Şuraya otur. Canımı Oktay. Acıtıyorsun. Oktay tamam sakin ol. Sen hiç bulaşma abicim. Sen geç şöyle. Ne yapıyorsun? Otur sen. Tamam, oturuyorum. Tamam. Oktay sakin olsana. Ne yapıyorsun abi? Kardeşim geç şöyle köşeye. Memur beyler. Şöyle köşeye çekilin de bir izleyin. Hatta iyi izleyin de rapor da yazarsınız. Ne raporu Oktay? Kendine gel. Sakin ol biraz lütfen. Ya kardeşim geç şuraya. Adam akıllı raporunu mu yazıyorsun, ne yapıyorsun yap. Oktay tipi tip durma. Elimden bir kaza çıkacak sonunda. Senin elinden anca rapor çıkar kardeşim. Ne? Kuyruğunu kıstırırsın, sahibinin dediğini yaparsın. Oktay ne biçim konuşuyorsun? Abi sakin ol biraz. Ne oluyor? Herhangi bir şüpheli durum yok diyorsunuz yani. Yok efendim. Burayı mal girişi çıkışı için kullanabilirler. Gözünüzü dört açın. Hasret Şengül B1 212'den gerekli ekiplere sesleniyorum. Yemekhanede olay çıktı. Yemekhanede olay var. Murat abiyle Oktay abi enerji tutuştular. Oktay abi enerji çekiyor. Enerji çekiyor. Zerrin hocam. Zerrin hocam. Takviye mahkum gönderin buraya. Yanıyoruz. Bu ne şimdi? Oktay. Oktay'la Murat'ı odama getirin. Hemen. Sanırım meslek hayatınızın en utanç verici günü bugün. Aklım almıyor. İki memur kavga ediyor. Mahkumlar onları ayırmaya çalışıyor. Telsiz ellerinde dalga geçiyorlar. Siz bu işi yapabileceğinizden emin misiniz?
Çünkü sizin göreviniz düzeltip ıslah etmek. Siz ne yapıyorsunuz? Düzen bozup kargaşa çıkarıyorsunuz. Serin Hanım. Sus. İyi de... Sus. İkiniz de yazılı ihtar alacaksınız. Mahkumların yüzüne nasıl bakacağınıza da siz karar verin artık. Çıkın. Canım benim, iyi misin? Sakin ol. Yok bir şey. Şurayı bir... İyiyim, iyiyim Özlem, tamam. Özlem, iyiyim. Bence bir evine gitseydik. İyiyim Özlem, gerek yok. Sen benim bunca yıllık arkadaşımsın ya. Ya bütün derdimi sana anlatıyorum ben. Sen nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey, anlamıyorum ki. Ben... Ya şurama kadar geldi, o müdüre yaranmak için, affedersin... Bunca yıllık arkadaşlığı sil at bir çırpıda. Ya bravo. Şu halimize bak ya. Şu halimize bak. Ya yeter ya. Ya ben sana ne yaptım ya? Özlem. Özlem sen üzülme. Sen üzülme. Ne olur üzülme. Hayır hayır hayır. Hayır bir şey yok, tamam iyiyim ben. Sen yetersin bana, ne olur üzülme. Sen varsın hiçbir şey umurumda değil. Zaten olmasan çoktan çekip gitmiştim buradan. Sen iki tane dama yap. Telefonun izni çıkmadı da bana. Neden biliyor musunuz? Nereden bileyim ben be? Telefon etmem lazım da. Gerçekten mi? Bak canım, burada işler öyle yürümez. Ya izin alırsın, telefon hakkını kullanırsın. Ya da maçan yiyorsa Kudret anneden istersin. Ama bu haline işe yarayacağını sanma. Oh, oh. Durmadan zırlayan karı sen misin? Ne istiyorsun? Ya şey, telefonun izni çıkmadı da bana. Annemi aramam lazım. Çok merak etmiştir. Topalın halinden topal anlar. Baba, ha? Yürü. Büyüksün annem. Hacer, oyna hadi kızım. Anneni arayacaksın demek. Evet, kendisi kalp hastası. Bir şey olmuştur diye çok korkuyorum. Meraktan ölmüştür. Ne yaptın da kadını kalp hastası yaptın? Niye düştün sen buraya? Benim hiçbir suçum yok. İftira attılar bana. Hem de durduk yere bir de bacağım kırıldı üstüne. Hiçbir şey yoktu vallahi. Ya kes be, kes! Düğmeye basınca sen vır 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 vır. Al. İyileşince bedelini ödersin ona göre. Anladım. Sağ olun. Kıza kes. Tamam. Alp, ne oldu canım? Ya işle ilgili de açmam lazım. Efendim? Evet. Güzel, güzel. Aferin. Aferin. Aynen böyle devam. Bu karıyı gözüm tutmadı. Onda bir iş var, demedi demeyin. Ne yapacak ki bu anne ya? Baksana başı kırık zaten. Asıl onlardan kork. Kimin yiyeceği belli olmaz. Oh!
Hasret giderdin mi anandan? Evet, çok teşekkür ederim. Şey, uzun mu sürdü? Aslında o kadar da uzun sürmemiş. Yok, müesseseden. Çok teşekkürler. Sorun yok. Aradığı numarayı silmiş. Bana buradan çay alabileceğimi söylediler ama. Ha, al, al oradan. Ya bu doktor olan, bunu yaptığını sanmıyorum. Bildiğin evrak yüzünden falan girmiş içeri. Söyle diyordu. Ya ben sana diyorum, o iri kısa yaptı. O makineyi ora kim koyacak başka? Evet, ötekinin ayağı kırık zaten. Sabahtan beri nasılsın diye soramadım. Bitki çayım vardı, ondan yaptım sana. Sağ ol. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Deniz, içme. Dur. Bir şey oldu içine, gördüm ben. Vallahi böyle böyle delireceğiz biz ya. Ya doktor diyeyim. Ya zehir katlısa içine. Sen ne belli onun evrak mevraktan girdiği? Benim bu yeni gelenlerin dosyasında neler yazdığını öğrenmem lazım. Azo. Ya bu Bekir ne zaman geliyor ya? Karılar malları soruyor. Merak etmesinler, yarın geliyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Kanka ya. Sendeki bu öğretim, eğitim aşkı da beni benden alıyor yani. Sen yakında diplomanı da alırsın ha. Ya diplomayı ne yapacaksın ya? Koluna altın bileziğini mi takacaksın? Azo, en iyi bilezik kollardaki bilezik. Anlıyorsun sen onu. Ya bırak şimdi bileziği de. Bu Deniz işler karıştırıyor değil mi? Bir şey saklıyor. Ya kanka ne bileyim, karıştırıyor. Ya da karıştırmıyor ya. Sen taktın bu Deniz'e ya. Ne bileyim yani. Of. Yok yok. Bir şey saklıyor bence. Neyse, yakında çıkar kokusu. Ya Azo ya. Hadi gel iki mavra yapalım dışarıda ya. Çok sıkılıyorum ya. Ya senin mavranı yürü. Yürü. Hüseyin. Ne oldu? Senden bir şey isteyeceğim. Yalnız o işler öyle bedava olmuyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yakında evim satılacak. Yüksek miktarda bir para geçecek elime. İyi, olaylar şimdi dikkatimi çekmeye başladı. Ondan bakayım. Şimdi bu yeni gelen üç mahkum var ya, bir tanesi Bade. Ha, şu erkek Fatma. Doktor olan Ayşegül, bir de Leyla. Ha, onun bacağı çok kötü ya. Aynı benimki de öyle olmuştu. Tamam, sen şimdi bu üçünün dosyalarına bakacaksın. Hangi suçtan içeri girmişler öğreneceksin. Şimdi Deniz, sen büyük iş istiyorsun. Hem de bir değil, iki değil, üç iş. Mustafa ağır olur, haberin olsun. Tamam. Para gelsin, hesaplaşacağız. Tamam, araştırırız. Hadi kaybol. Yavaş, yavaş nefes al. Hadi aç kızım ağzını, nefes al. Hadi. Ne oluyor? Sakin, sakin. Yoksulluk krizi geçiriyor Azra. Çok kötü durumda. Hadi, hadi nefes al. Ne yapacağız? Hazır. Ne yapacağız? Hazır, ne olur ya. Hazır. Hazır. Ya ne yapacağız? Ya evine getireceğiz ya da burada geçmesini bekleyeceğiz. Tamam, sakin. Sakin, nefes al. Sus, tamam, sus. Dur, Ebru. Tamam, tamam. Tamam, tamam, ne olur Ebru. Tamam, tamam. Sus, sus, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Kurtulacaksın, tamam mı? Kurtulacaksın. Kurtaracağız seni. Sessiz ol, geçecek. Hadi nefes al. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Thank you.
rahat olur da öpmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptüğü yerde Gonca'da günler bitmez mi? At olur da öpmez mi? Yar olur da öpmez mi? Öğrendin mi? Hadi. Öykünün öptüğü yerde Gonca'da günler bitmez mi? Sözü kız senden. Oynayalım mı acaba yine? Na 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 na. Ne kaç göz edip duruyorsun kız sabahtan beri? Benim sana bir işim düştü de. Ne işi? Bilmiyorum ki bana bir güzellik yapar mısın? Güzellik. Yaparız bir güzellik. Ama her güzel şeyin bir bedeli var biliyorsun. Tamam. Öderiz bedeli neyse. Sen beni mutlu et yeter. Mutlu ederim ben seni. Çok mutlu olacaksın, çok merak etme. Heves, ne yapıyorsun orada? Ya Dudu zaten her yerim ağrıyor, azıcık dinlendim. Tamam, öyle olsun bakalım. Aa, bunun nesi var? Hava soğuk. İlk günden çalışmayın, şartlarda zor, zorlamayın. Ama bize dediler ki buraya geç. Uza ablacığım, hadi uzat, tırıvırı yapma. Gülleci, hadi sen de. Hadi. Hasret, ben giriyorum. Arkamı kolla. Eyvallah kanka. Hasret, kızlar tuvalette mal dedi. Vay be, Zerrin müdürüm ziyarete geldi ya. Zerrin müdür oley, Zerrin müdür oley, Zerrin müdür oley. Oh, Zerrin müdür oley, Zerrin müdür. Büyük sevap işledin ya bize burada. Vay müdürüm, siz de mi buradasınız? Çat buradasınız, çat kapı arkasındasınız. Ne yapıyorsun burada Azra? Gül ekiyorum. Her sene bir şekilde ekmeye dikkat ederim. Size gül bahçesi vaat ediyorum. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Yoksa o vaat ettiğin bahçeyi rüyanda görürsün. Çık şimdi. Ya bu havanın durumu ne ya? Bir açıyor, bir kapıyor. Azo. Ne oldu? Kanka gel. Gacılar bizi çağırtmış, tuvalette bekliyorlarmış. Gel hadi. Elin dedi. Hı, sağ ol Elin, kolay gelsin. Bir haber var mı? Hiçbir haber yok.
Ne o Naciye? Beni görünce hep bir kaçmalar. Kader. Kim karılar bunlar mı? Şunlar. Ne oldu? Ha? Neden kaç gündür Azra Azra diye beni ayağınıza çağırmalar falan? Ne istiyorsunuz? Ne zaman gelecek Azra mallar? Halledeceğim demiştin. Halledeceğim. Bugün olmadı, yarın halledeceğim. Kaç gündür oyalayıp duruyorsun? Beceremeyeceksen söyle, bileyim. Ne demek beceremeyeceksen? Ne demek lan beceremeyeceksen? Halledeceğim dedim. Yarın geliyor işte. Hadi kaybolun. Sabahtan beri vay 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 kafamı ütülediler mallar. Mallar geldi alamıyoruz. Varlık içinde yokluk. Bu neymiş ya? Taktı karı bize. Taktı. Taktı yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun Oktay? Ne oldu? Görecekler. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Neden gülüyorsun? Gülüyor muyum? Hı? Farkında değilim. Senin etkin. Senin yanında kendimi böyle hissediyorum. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Ha, kameralar biliyorum. Tamam. Özlem. Bir dakika gelir misin? Tamam Berna. Yine ayırdılar bizi. Oktay, odama gelebilir misin? Geliyorum Zerrin Hanım. Gel. Buyurun Zerrin Hanım. Geç otur. Oktay, bir şey dikkatimi çekiyor bahçede. Nedir müdürüm? Mahkumlar çok fazla gruplaşıyorlar çalışırken. Ayırın biraz. Mesafe koysunlar aralarına. Yani biri birine zarar verse kimin yaptığını bulamayız o kalabalıkta. Emredersiniz. Ha bir de telefon ve yemek sıralarına dikkat edin. Haksızlık yapılmasın. Baş üstüne. Başka bir şey? Yok, çıkabilirsin. Ha Oktay. Kaşeleri uzatır mısın bir zahmet? Tabii. Oktay Kaşeler. Buyurun. Sağ ol, çıkabilirsin. Özlem. Nasıl yaparsın böyle bir şey sen bana? Sen bana böyle bir şey nasıl yaparsın Özlem? Meltem, çay içiyor musun? Ay içerim valla. Ama açık olsun, olur mu? Tamam. Özlem nerede? Oktay, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nerede Özlem? Gitti. Nereye gitti? Ya annesi bakıcı hiç çileden çıkartmış yine. Kadın da arayıp ben işi bırakıyorum deyince kız da fırladı. Bu iyice kafayı yedi bugünlerde. Allah Allah. Oktay Bey, Oktay Bey, ilaç, ilaç, ilaca ihtiyacım var. Lütfen, çok ağrım var. Dayanamıyorum. İyi tamam, git revire, hemşire versin. Gittim. Vermedi hemşire. İnanmadı bana. Yalvarıyorum. İlaç,
bir tane olsa razıyım. Sadece bir tane çünkü. Ya hemşire vermediyse ben nasıl vereceğim sana ilaç? Hem iki defa verdim, daha ne istiyorsun? İyi de çok ağrım var. Dayanamıyorum. Yok sana ilaç ilaç. Allah Allah. Pardon birader ya. Hacer sen de bir alemsin kızım ya. Görmüyor musun ablanın pembe havlusu var. Cicili terlikleri var. Yakışıyor mu bu kızcağıza öyle birader falan? Vallahi doğru söylüyorsun İpek. O tam bir hanımefendi. Hey. Ne? Orası benim yerim canım. Hadi, hadi ablacığım. İyi de ben... Sen... Sen ne? Gel bebeğim, gel ben kontrol ederim. Korkuttun lan kızı. Meltem bu ne ya? Ne var bunun içinde? Ne yapıyorsun Kudret? Mallar bunun içinde mi? Herhalde. Tam olarak ne var şimdi? İstediğim malzemeler. Ha iyi. Ya Meltem sende kafa çalışıyormuş be. Yalnız Kudret. Bu kafa artık parasız çalışmıyor, anladın? Farkındayım. Yarın para hesabında. Meltemciğim. Anne. Neyin var? Canı sıkın gibi. Paralar suyunu çekti Naciye. Ona dağıt, buna dağıt. Elimizde 5 kuruş kalmadı. Yeni müşteriler bulmak lazım. Bu ne? Sen müşteriyi bul. Hı. Mallar tamam. Bana bak. Azra'nın müşterilerini kaptık, kaptık. Kapmadık, avucumuzu yalarız. Çok çalışman lazım Naciye. Girip çıkmadığın delik kalmayacak. Ben de. Merak etme annem. Kızları hemen örgütlerim. Yani. Ben halledeceğim, tamam? Olabilir. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor hanımlar? Paçoz mahalle kuaförünü çevirmişsiniz. Ne oluyor? Kimler aldınız lan bunları? Ne yapacaksın ya? Bulduk işte. Sen ne içtin lan böyle? Bir de faraş gibi diller cevap veriyorsun bize. Ha? Kimden aldın kızım bunları? Cevap ver. Lan bir de böyle mi yapılır makyaj ya? Hepiniz şebeğe benzemişsiniz. Dünyan kaldırmıyorsa sürmeyeceksin. Değil mi Hasret? Çiğdem kız, o son iğrenç rujü sürmeyecektin. Vallahi tiskinç olmuşsun. Evet. Güldük, eğlendik. Hadi bakalım. Şimdi söyle bakalım bana. Nereden aldınız lan bunu, ha? Kudret'ten. Hem bir alanı bir bedava. Sen yürü. Lan ne oluyoruz? Ya Kudret iyice su kaçırdı her şeyi. Ne yapacağız ya? Osman fırsat kolladı ya. Krizi fırsatı çevirdik ara. Plan ne az o? İyice tepemize çıkmadan indireceğiz. Ne yapacağız? Allah kahretsin ya. Ya. Al canım. Sağ ol. Şimdi ben senin istediğin araştırmayı yaptım. Leyla var ya, hırsızlıktan gitmiş içeri. Komşusunun evini sormuş. Ondan sonra da oraya kahve içmeye gitmiş sanırım. Yani. Neyse. Bu Bade var ya. O da sevgilisini bıçaklamış öyle gitmiş. Onun hikayeyi biraz sert anlayacağım. Ayşegül? Ha şu doktor olan. Onun dosyasına ulaşamadım Deniz. Onun dosyasını gizli tutuyorlar niyeyse. Tamam. Sağ ol. Doktor olan Ayşegül. Emin misin? Ya kimden öğrendin? Sen biz de dikkatli olalım. Tamam. Vallahi Özlem Hanım. Yani başta yaşlı dedim, hasta dedim ama bugün kalbimi çok kırdı. Doğrudur yani biliyorum. Annem zor bir insan.
Vakit geçirilmesi, uğraşılması çok zor biri. Biliyorsunuz bana karşı da nasıl davrandığını, şahitsiniz zaten. Ama işte böyle elden ayaktan düşünce iyice psikolojisi bozuldu. Onun için de zor tabii hani. Yani ne yapacağız işte, ne bileyim hani alttan alacağız. Duymazdan geleceğiz. Öyle idare edeceğiz ha. Tamam ama dediğim gibi sırf sizin hatırınız için. Eksik olmayın. Ben bakarım. Ha Oktay. Ah, hoş geldin. Bir şey konuşmam lazım. Nerede konuşacağız? Annem burada mutfakta konuşalım. Ay pardon. İyi misin? Ne oldu? Raporu gördüm. Rapor? Ha, hani beni suçladığın, müdüre ispiyonladığın, hani Murat'la aramamızı açmamıza sebep olduğun rapor var ya onu. Oktay. İnkar mı edeceksin? Gözümle gördüm Özlem. O kağıdın üstünde imzanı gördüm. Oktay, benim kötü bir niyetim yoktu. Gerçekten inanmak zorundasın. Neye inanayım Özlem? Neyine inanayım ben senin? Arkamdan iş çevirirken gözlerimin içine bakıp da seni seviyorum diyen insanın neyine inanılır? Oktay. Bırak aşkına. Oktay sen neler söylüyorsun? Benim sana olan sevgim ve aşkım gerçek. Ne biçim konuşuyorsun böyle? Bitti diyorsun? Özlem, bitti. Tamam. Aşkım da sevgim de böyle içimden hepsi, bütün duygularım eridi gitti, anladın mı? Bundan sonra sen benim için yoksun artık. Anladın mı? Oktay beni dinlemek zorunda. Ya bırak. Neyi anlatacaksın? Nasıl kanmazladığını falan mı anlatacaksın? Ne anlatacaksın? Murat'la biz birbirimize girmişken elini ovuşturup nasıl izlediğini falan mı anlatacaksın? Neyi anlatacaksın ya Allah? Oktay ne olursun dinlemen lazım. Özlem Hanım iyi misiniz? Ay ne iyi olacak be? Terk edildi işte. Ne oldu? Adam seni bırakıp gitti değil mi? Bırakır tabii. Anladı çünkü senden bir halt olmayacağını. Ne uğraşacağım bu beceriksizle dedi, çekti gitti. Oh kurtardı kendini. Anne sus. İşine gelmeyince anne sus, anne sus. Ama ben biliyordum böyle olacağını. Neden? Malımı çok iyi tanıyorum da ondan. Sen daha çok kapı önüne konursun böyle. Çok. Anne, kapat önünü. Zaten canım burnumda. Bak, yazıyorum buraya. Sen tek başına ihtiyarlayacaksın. Bir başına kuruyup gideceksin. Ne koca, ne çoluk çocuk. Hasta olacaksın. Sana bir tas çorba veren bile olmayacak. Beceriksiz. Dirayetsiz. Ne dedim ben şimdi ya? Allah Allah. Doğruları söylemek ne zamandan beri suç oluyor? Allah Allah. Bana silah lazım. Ne? Silah.
Kimden? Alp. Kiralık katil göndermiş bana. Naciye söyledi. Naciye sana git silah bul mu dedi? O demedi. Ben diyorum. Naciye için değil, kendim için. Deniz, yine başını belaya sokacaksın. Naciye'ye inanıp onun peşinden. Ya Hazra, ben kendimden geçtim. Ama bir süre daha yaşamak zorundayım. Ne zaman lazım bu silah sana? Yani ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bulacak mısın? Benim bulamayacağım bir şey yok Boncuk, biliyorsun. Bu ara ortalık biraz karışık, sen de farkındasın. Artık iyilikleri karşılıklı yapmak zorundayız. Tamam. Ne istersen yaparım. Güzel. Oktay. Oktay. Aç kapıyı lütfen. Oktay. Oktay. Çok özür dilerim. Oktay. Oktay, ne olursun beni dinle. Çok özür dilerim. Bundan sonraki hayatımın her günü vicdanımın sesini dinleyerek geçecek. Masum bir insanı öldürdüm ben. Gencecik, masum bir kadını. Sesi asla susmayacak içimde. İşte bu. Rakibini iyi tanı. Senin hamlenin rakibine ne tepki vereceğini önceden bil. Savunmada gecikme. Rakibini çözdün. Şimdi öldürücü hamleyi yapmak için hazırlan bakalım. Doğru zamanı kollamayı sakın unutma. Kılıcın senin elin. Onsuz savunma asla yapamazsın. İşte bu sağlam ve doğru kararlar seni hep bir adım yukarı taşıyacak. Thank you.
Tamam. Ne yapıyorsunuz? Tamam, tamam. Sus, gel. Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Sendin değil mi? Kim? Alp'in tuttuğu sendin. Ay kim? Ne dediğinizi anlamıyorum. Anlamıyormuş. Ne işin var gece gece borladı o zaman? Banyoya gidiyordum. Gündüz kadınlar... Sus! Gerçekten ne dediğinizi anlamıyorum. Gündüz kadınlar dalga geçti. Geceyi bekledim onun için. Gerçekten doğru söylüyorum. Hem ben sana zarar vermek istesem... arkadaşlarım beni tutamaz. Sen de tutamazsın. Kolay gelsin Ermin. Birazdan erkek mahkumlar gelecek. Başlıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Ne yapacağım? Kulübeye gireceksin. Kulübeye de böyle sağdan girince pencerenin hemen orada. Zaten möbleli her yer. Tahtaların içinde bizim her şey. Tamam. Tamam. Ben geçen sefer girdiğimde salağın teki çivi çakmış. Öyle bir şeyle karşılaşırsan böyle elektrikli tornavida gibi bir şey var. Çıkarırsın onu, halledersin sen. Tamam. Adamımızın adı Bekir, böyle atırsız gibi bir şey. Zaten ben göstereceğim sana. Özlemişim senin iş yapmayı. Ne haber kızlar? Özlediniz mi bizi? Vay be, Allah özene özene ne zerzevatlar yaratıyor. Sen var ya, beni benden alıyorsun ha. Sen hiç tipine baktın mı aynada be? Selam kızlar. Mavili, sen nasıl bir şeysin böyle? Aklımı başımdan aldın. Kızlar merhaba. Ne oldu yavrum, bana mı yürüyorsun? Ama hiç tipim değilsin, affola. Ya, hadi bakayım işinizin başına ana. Ya amca yaşına başına uzmanmadan da el sallıyorum bir de. Hadi, hadi. Ama gönlüm tozlu. Merhabalar Dudu Hanımcığım. Bugün boyalarla başlardı, öyle mi? Boyalanan fırçalar işiyle deponun içinde. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Kızlar, buralarda böyle bir farklı enerji hissetmiyor musunuz siz? Sel örgünün öbür taraflarında. Balar Hüseyin, gel bakayım ha böyle. Ha buraya gel. Gel, gel. Ya sen ne diyorsun ya? Yani ortalık, yani. Yani. Derya, sen çok oluyorsun ha. Tamam ya, ben başlattım. Tamam ya. Ya Cale, sana hiç yakışıyor. Ana, ben ne işimi yapıyorum? Hiç yok ya. Ya, işini yapıyorsun. Tamam. Gel bakalım Balar Hüseyin. Alaysın şimdi havuç çiçekleri. Gideysin Dudu'ya, anladın mı? Hı? O a diyorsun ki, yaz günü işiyorum, yandım tutuşuyorum. Yaz günü işiyorum, yandım tutuşuyorum. Aklımı aldım baştan, düz yola düşüyorum. De bakayım. Aklımı aldım baştan, düz yolda düşüyorum. Aferin sana ya, hadi göster kendini. Dur, Derya be. Nereye gitmiş yine? Ya çocuğum, sen nereye gidiyorsun yine bana söylemeden? He? Neredesin çocuğum sen? Ay kızım benim. Oh, pek güzelmiş. Yaz günü işeyirim, yardım tutuşeyirim. Aklımı aldım baştan, düz yolda düşeyirim. Düşeyirim. Çocuğum benim, ne güzel söyledin öyle. Bak, sen de öyle de. Maniye maraz dirle. Maniye maraz derle. Güzele kiraz derle. Güzele kiraz derle. Senin gibi miskine. Senin gibi miskine. Bahçedeki horoz derle. Bahçedeki horoz derle. Hadi, hadi yürü, koş. Bunu da eklesin ama. Bisküvit erkekleri olmasalar da bir giderleri var zerzevatlar. En azından çiçek gönderiyor. Maniye meraz derle. Güzele kiraz derle. Senin gibi miskine bahçedeki horoz derle. Senin diline kurban olurum ben ya. Balar mısın? Hmm.
Allah diyorum. Öykü gel çocuğum gel. Terbiyet. Değil mi Helen? Amin. Ne yaptın? Hallettik. Süper. Nerede peki? Ne? Yeşil çikolata. Ama dikkatli ol ha. Malı kaptırma kimse. Tamam. Ne diyorsun peki? İyi miymiş bu yeşil çikolata? Hı? Vallahi ben kullanmam. Ama iyi diyorlar. Tamam. Sağ ol. Oktay. Oktay. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız Özlem? Konuşacak bir şey var mı? Bırak Allah aşkına ya. Günlükte yazılanlarla alakalı konuşacağız. Anlat bakalım. Benim günlüğümü sen nereden biliyorsun? O gün sen çıktıktan sonra senin evine geldim. Telefonlarını kapattığın için sana ulaşamadığımdan dolayı mecbur kaldım evine geldim. Kapıyı çaldım. Bana öfkelendiğin için evde olduğunu, kapıyı açmadığını düşündüm. Bana verdiğin anahtarla eve girdim. Ama evde kimse yoktu. Dediğim gibi tek amacım vardı. Senden özür dilemek. Başka hiçbir şey değil. Ve sana bir not yazmak istedim. Ne kadar pişman olduğumu, ne kadar üzgün olduğumu söylemek için. Etrafta not aranırken işte günlüğüne denk geldim. Ve senin de anlayacağın tamamen şans eseri. O şeyi öğrendim. Neyi öğrendin şans eseri? Birini öldürdüğünü. Bak olayları doğru değerlendirmiyorsun. Bırak, inkar etme. Katil oldum. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabı çekeceğim yazmışsın. Her şeyini okudum. Bana gerçeği söylemek zorundasın. Özlem. Bana bir şey söylemen lazım. Öldürdüğün kişi Nihal miydi? Oktay! Ne? Nihal'i sen mi öldürdün? Ne diyorsun sen ya Özlem? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Sen beni neyle suçladığının farkında mısın sen? Allah aşkına böyle... Saçma sapan şeyler söyleyip benim asabımı bozma. Bunu öğrenmek zorundayım. Çünkü buna hakkım var. Nihal'i sen mi öldürdün? Özlem. Ben öldürdüm ya Özlem. Ben öldürdüm evet. İnanamıyorum sana. Ben öldürdüm. Sanki. Oktay. Ne dedin sen? Yok. Murat. Tay ne dedin hayır, sen? Hayır hayır. Ben. Yanlış anladın sen. Sen yanlış anlıyorsun. Hani biz dostuk? Hani arkadaşlık? Karımı sen mi öldürdün Oktay? Sen mi öldürdün? Konuş! Konuş Oktay! Konuş! Söyle! Yanlış anlıyorsun. Murat! Yeter be. Yanlış anlıyorsun. Arılar ne biçim ya her yerde? Sağ ol. Kolay gelsin Jale. Kolay gelsin hanımlar. Kolay gelsin. Burayı da aç. Aç beni. Nasıl çabuk ekiyorsun ha? Deniz Afra ne haber? Boncuk. Kulübe bu. Adamımız da şu. Tamam. Ne yapmışlar kuşa? Baksana Adra. Ay yazık ya kuşa. Ne yapsak bunu? Tamam, sen merak etme, ben halledeceğim onu. Ne yapsak biz bu kuşu ya? Gel, Meltem ablamıza gösterelim. Hop yap, hop yap. Meltem Hanım ya, kuş ya ne olmuş böyle yazık. Ah yazık ya. Ne yapsak? Ne yapsak bilemedim ki.
Kuzenim. Azra gönderdi beni. Azra. E acelen ne? Şş. Yaklaşma bana. Şş. Ne yapıyorsun ya? Yaklaşma. Sakin. Panik yapma. Lan. Lan. Sakin ol. Ne oluyor orada? Meltem abla o şey ya, o hamsika falan sen yok mu? Sakar Allah'ın sakarı. Bir şeyler devirdi gördüm ben. Bir şey yok. Eşim, iyi misin şu an? Ayağım kaydı. He? Ayağım kaydı, düştüm. Gel oraya, oraya geldim. Sen bize lazımsın şu an. Biz nereden bulacağız böyle uzun şu an ya? Meltem Hanım şimdi sesi boş verelim. Biz şu kuşa odaklanalım ya. Bir can bu da sonuçta. Ha? Tamam ne yapalım? Yuva yapalım ona burada. Ha? Olur mu? Nereden buldunuz onu siz bakayım? Adam kuşu. Azra süper kahraman kuşu iyileştirecektin Azra. Hep birlikte Meltem Hanım'ın da yardımlarıyla. Evet evet yuva yaparız ona burada olur mu? Olur. Dudu yuva yapalım mı kuşa birlikte? Yapam çocuğum yapam bir aba. Bakken hanım ne buna ismi de koyamam. Sen bin misin cin misin? Nereden çıktın öyle ya? Arka pencereden çıktım. Helal olsun sana ha. Neyse hallettin mi olayı? Hallettim. Herhalde halletmeyecek adama iş mi veririz biz? Bir dakika ya. Sen neyi hallettin orada? Ben o zaman müsait bir zamanda veririm tamam mı? Tamam. Pembeler çok güzel oldu ya. Derdiniz ne sizin? Ha? Oktay. Alıp veremediğiniz ne? Sen söyle Murat. Neyi paylaşamıyorsunuz? Evet, seni dinliyorum. Kişisel bir mesele Zerrin'im. Şahsi. Şahsi bir mesele seni ilgilendirmez diyorsun. Bu çatı altında olan her şey, alınan her nefes, atılan her adım beni ilgilendirir Murat. Anlaşıldı. Kişisel bir mesele ve anlatmak istemiyorsunuz. Kabul. Buna bir yere kadar saygı duyabilirim. Ama siz de bu kurumun disiplinine ve işleyişine saygı duymak zorundasınız. Bu şekilde devam edemeyiz. Anlaşıldı. Siz bu şahsi meselenizi dışarıda çözün. Ve bir daha buraya sirayet ettirirseniz bundan daha sert davranacağımı da bilin. Çıkabilirsiniz. Murat, dursana iki dakika bekle ya. Bekle bir dakika. Murat, açıklarsan sen anlarsın. Hata yapıyorsun. Oh, 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 oh. İyi çıkardın Moncuk. Helal olsun. Yani adamı hacamat etmeyeydin iyiydi de. Yok yani o iş kazasıydı ben pek bir şey yapmadım. Öyle diyorsan öyledir. İyi bir ara gel de ödülümü vereyim. Dikkat dikkat. Tamam gelirim. Sağ olasın. Revirde sayım yaptık. Eksik var. Nasıl eksik? Ya bayağı eksik var işte Oktay. Üç kutu ağrı kesici eksik. Kesin biri çaldı. Çalındığına emin miyiz peki? Yani ne bileyim her yere baktınız mı? Düşmüş olmasın? Oktay odayı didik didik aradık. Yok. Kesin biri aldı. Biri aldı ama kim? Öykü, kaç kere konuşacağız kızım? Burada imkanlar kısıtlı. Ben dışarıdan
bir şey istemiyorum. Ne istiyorsun? Beraber oyun oynasak. Öykü bak, benim başım çok ağrıyor gerçekten. Sen orada kendi kendine oynuyorsun, tamam? Hadi. Hep başın ağrıyor, hep hastasın. Of, başımı ağrıtıyorsun çünkü Öykü. Tamam. Tamam, oyun oynamayalım. Ben sana bir tane masal anlatayım. Aley olur, anlat anlat. Tamam. Ama bir tane anlatacağım bak, başka istemek yok, tamam mı? Tamam. Tamam. Hangisini istiyorsun? Kibritçi kız. Kibritçi kız, kibritçi kız. Bir varmış, bir yokmuş. Klasik, biliyorsun zaten. Bir yılbaşı akşamı, her taraf soğuk. Bir tane kız varmış işte. Anne, ne biçim anlatıyorsun? Biraz masal gibi anlat. Ben ne gibi anlatıyorum? Haber gibi, bak böyle düdü gibi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Pirler berber iken... Sen benim işime niye karışıyorsun ki? Ben bu kadar anlatabiliyorum. İyi, tamam tamam, sustum ya. Tamam. Devam ediyorum. Bir yılbaşı akşamı bir tane kız var. Kibrit satmak istiyor bu kız. Dışarı çıkmış. Ama soğuk hava olduğu için kimse dışarıda değil. Kibrit falan da alan yok ondan. Anne, kıyafetlerini canlandırsana. En önemli yeri. Dudu gibi bak. Ayağında... Of Öykü, git o zaman. Hadi git sen. Sana Dudu anlatsın masal, tamam mı? Bak benim zaten işime geliyor. Hayret bir şey ya. Bir de çocuk eğiliyoruz burada. Bıktım artık ya. Bir daha çocuk yapmadan önce masal anlatmayı öğren, tamam mı? Zaten hiçbir şey yapmıyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Beni sevmiyorsun. Öykü. Mis kokulu yastık kılıf. Evet hanımlar, hadi acele edelim biraz. Vallahi bu perde bizi daha fazla idare etmez. Evet. Bu isteyen kimdi? Ben istemiştim. İnşallah bu sefer doğru yere sürersin. Hapishanede kime süsleniyorsun? Ay, ne için süsleneceğim be? Dudağım çatlamıştı ondan sonra. Oh, biz de yedik. Allah prası. Hadi. Evet, kremlere. Krem isteyen var mı? El, ayak, vücut. Azran. Ben bir krem istemiştim ama iş bitsin sonra alırım. Okey, başka krem isteyen yok. Tamam, kozmetik kısmımızı burada bitiriyoruz. Şimdi pahalı zevkler kısmımıza geldik. Çikolata, fındık, fıstık, fıngır fıngır şişeler, ne isteniyor? Fıstıklı bitter yok mu Azra? Ha, var. Duty free diye burası. Al, normal bitter neyine yetmiyorsa. Al kanka, dikkat et o pembiş yanaklarını sivilce basmasın, hadi al. Azra. Bunu da Öykü'ye alamın. Al. Sağ ol. Dudu ya, onu ben alayım mı? Ha. Sen Öykü'ye başka bir şey seç, hadi. Emme ablası onun kısmeti, ben onu aldım. Ben sen bunu, sen başka al baba. Ne alakası var kısmetle Dudu ya? Çocuk sonuçta. Yani her çikolata yer, değil mi? Tövbeler olsun. Sen çocuk mu? Ana, çocuğu aldın diyor. Ben almadım mı? Hasret evet. Desen de bir şey ver, onu bak et. Ana, kız, kız ve ya. Ana, Dudu. Ana, Dudu. Ve. Allah Allah. Kızlar, kız, ver şunu. Allah Allah. Tövbeler olsun. Aa, çocuk bu ya. Ya Dudu tamam, Allah aşkına bırak ya. Görmüyor musun neler yapıyor? Alsın çikolatasını. Biz Öykü'ye başka veririz. Ne demek efendim? Aa, ver çabuk onu Dudu'ya. Manyak mıdır nedir? Aman istemem. Şaptamak. Zıkkı mıyız sen? Neymiş bu ya? Neymiş, ne çikolatamış bu? Alsın, yesin. İyi misin? Döndürmüş deli deppek bir şey. Tamam tamam, al bunu. Al Öykü'ye bunu ver. Dudu güzel. Evet hanımlar, var mı bir fıstıklı çikolata için birbirini yiyecek?
İyi miymiş ben? Evet. Kontrol ettin mi? Senin eşin var burada. O kadar yerlerde süründüğüne diyorum ya. Değdi mi? Yonca saçmalama Allah aşkına, çık dışarı. Ne çevirdiğini anlamadın mı sanıyorsun sen ya? Ne için bu kadar kepaze oldun? Gerçekten bir parça çikolata için mi? Evet. Canım bir parça çikolata çekti. Ne var bunda? Senin canının ne istediğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz Heves. Hadi. Hadi istersen kandırmayalım birbirimizi. Batmaz olmuş. Bir karış köpek. Afiyet olsun. Leyla. Kalk bakalım, benimle geliyorsun. Nereye? Gidince görürsün, kalk. Gel. Hadi. Niye? Ne yaptım ki ben? Ne yaptım ben? Oktay. Oktay be. Nereye götürüyorsun Çemez'i? Sen işine bak Kudret. Yürü. Ya ben niye? Bir saniye. Ağrım var benim. Sakın hücreye gidiyor olmasın mı? Ya bir dakika. Geç. Oktay Bey, ne olduğunu söyleyecek misiniz? Neden getirdiniz beni buraya? Senin ağrı kesiciye ihtiyacın vardı değil mi? Ne oldu o iş? Nasıl ne oldu? Sizden istedim, vermediniz. Sen de gittin, kendin aldın değil mi? Anlamadım. Kadın memurlara haber verdim. Gelip seni ince bir arayacaklar, o zaman anlarsın. Nasıl ya? Neden arayacaklarmış ki beni? Ne yaptım ki ben? Revirden 3 kutu ilaç çaldın. Anlamamış numarası yapma bana. Biliyorum senin aldığını. Depoda eksik çıktı. Çıkar hadi, uzatma da çıkar. Hayır, ben yapmadım, yalan bu. Çıkar hadi. Ben yapmadım. Ne geriliyorsun o zaman? Bırak arasınlar, ha? Bunu yapmaya hakkınız yok. Haklarımı biliyorum. Zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Ya. Tamam, müdürden imzalı kağıt getirin. Verirse arama yapmanıza izin veririm. Oktay, ne yapıyorsun? Kayıp ilaçları buldum. Onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Leyla çaldı onları. Hayır, ben yapmadım. Yalan söylüyor. Hayır Oktay, doğru söylüyor. Ya sayımda bir hata oluşmuş. Geçen ay kullandıkları ilaçları listeden düşmeyi unutmuşlar. O yüzden eksik gibi gözükmüş. Yani eksik falan yok. Çalınmamış. Ben de uçabilirim. Ya uçarsam... Uçarsam buradan çıkabilirim. Yonca! Nasıl çıktı oraya? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Dersin. Azra'yı al, çıkın oraya. Hadi çabuk. Anne! Gel. Kızım bu yapma Yonca. Burada yapamadım.
gerçekten istedim. Ama olmadı, yapamadım. Orada senin istediğin gibi bir anne olacağım. Özür dilerim Öykü. Beni affet, tamam mı? Özür dilerim. Özür dilerim. Beni affet, tamam mı? Yonca! Azra bırak. Bırak beni kardeşim, bırak. Ben uçup gideceğim, tamam mı? Ben uçup gideceğim, bırak. Nasıl yapacaksın bunu? Ha? Nasıl bırakacaksın beni? Nasıl bırakacaksın bizi? Öyküyü nasıl bırakacaksın? Hayır. Sana yüküm. Çocuğumu bile yüküm ben. Hayır. Görmesin beni, bilmesin. Unuttur, tamam mı? Onun için iyi olacak. Herkesin için iyi olacak. Utanmasın artık benden. Saçmalama. 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 Bana bak. Hiç kimse senden utanmıyor. Sen benim kardeşimsin. Sen benim kardeşimsin. Tıra. Bak. Bak uçuyor. Ben de uçup gideceğim. Ben de onun gibi uçup gideceğim. Yonca. Yonca. Bak. Ben sen ne yaparsan arkasındayım, tamam mı? Sana çok güveniyorum ben. Sen çok akıllı, çok güçlü bir kadınsın. Çok iyi bir annesin. Nasıl istersen. Ama daha önce yaptık. Şimdi de atlatabiliriz, yapabiliriz. 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 Yapabiliriz Yonca. Anlamıyorsun. Yapamıyorum. Ben buyum, görmüyor musun? Bu kadar. Benim için bu kadar. Hayır, bir şey söyle. Başka bir şey yok. Sadece Öykü. Öykü. Bak, Öykü. Sakın. Bırakma. Tamam, başka bir şey yok. Bitti. Hayır, tamam. Tamam. Hayır, tamam. Bitti. Yonca nasıl çıkmış oraya? Şu merdiven boşluğundan çatıda bir tamirat olursa diye bir kapı vardı, oraya kullanmış. Orada görevli memurlar yapmıyormuş mu? Var tabii. Nasıl olabiliyor böyle bir şey Özlem? O kadar memurun içinde o kız o çatıya nasıl çıkıyor? İhmal değil mi bu? Haklısınız efendim. Madde de kullanmış tabii. Maalesef. İhmal üstüne ihmal. Sorumsuzluk üstüne sorumsuzluk. Birileri elini kolunu sallaya sallaya içeri madde sokuyor. Diğeri kafası çatıya çıkıyor. Biz de durup izliyoruz. Durum tam olarak bu mudur yani? Budur. İsterseniz geniş kapsamlı bir arama başlatalım. Yonca'nın kafası herhalde çatıya çıktığını kim gördü? Bütün mahkumlar. Şimdi yapılacak arama bir şeyleri bulmak için değil, bulmamak için yapılmış olur. Arama falan yapılmayacak. Sen bana Dudu'yu getir. Baş üstüne. Dudu annem gitmesin, bırakmasın beni. Bırakır mı hiç çocuğum? Bırakır mı hiç annen seni? Oyun yapıyorum. Gerçek şimdi kapı açılacak, annen gelecek. Annem nerede? Güzelim benim. Bak şimdi anne biraz yorulmuş, dinleniyor. Birazdan Murat abi gelecek, seni revire götürecek. Sen de anneni göreceksin. Allah'ım sana şükürler olsun.
Allah'ım sana şükürler olsun. Dudu, Zeynep Hanım seni çağırıyor. Gel, gel öykücüm orada sen. Gör bir tuvalim. Bir silme tamam mı? Gel. Beni emretmişim müdürüm. Bugün olanları birazdan raporlayacağım. Sonuçları ne olacak biliyorsun. Emek müdürüm. Bağımlı bir anne. Üstelik çocuğunun gözü önünde intihara kalkışıyor. Sosyal hizmetler bugün yarın gelir alır Öykü'yü. Müdürüm. Etme. Öykü bir kere gitti. Dayanamam müdürüm. Yalvarıyor müdürüm ne olur. Ben sana ne dedim Tutu? Kim ne yapıyorsa raporlayacaksın dedim. Sen ne yaptın? Göz yumdun. Yummadım. Bilmiyordum. Yonca benim kardeşim. O zıkkımı el uzattığını bilseydim, oh bilseydim. Kendi elimden getirdim, tövbe olsun getirdim müdürüm. Öyle mi? Müdürüm, ne dersen, ne istersen yaparım. Yaparım müdürüm, ne olur. Ben sana bir şans verdim Dudu. Öykü'yle vedalaş. Hayır! Aa, müdürüm! Müdürüm! Müdürüm yalvarıyor! Yalvarıyor sana! Müdürüm! Kalın kurbanın olun! Müdürüm! Ne olur alma çocuğumu! Alma çocuğumu! Müdürüm! Ne yapamam? Dayanamam! Alma çocuğumu! Müdürüm! 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 Müdürüm ne olursun! Bırak bana! Ayırma bizi müdürüm! Senden çok özür dilerim. Ben sana iyi bir anne olamadım. Hayır anne, Dudu bana anlattı. Şu kadarcıkken bana sordular. Senin annen o mu? Ben seni seçtim. Yine sorsalar anne, yine seni seçerim. Peki. İnsan bazen unutur. En çok neyi sevdiğini. En çok kime gülümsediğini. Kimin kollarında uyumak istediğini. Hayat öyle tuhaf bir kasırgayla sürükler ki bizi. Bazen annemizi unuturuz misal. Teşekkür etmeyi unuturuz. İyi ki varsın demeyi. Benim için ne çok şeye katlandın demeyi. Durduk yerde sarılıp öpmeyi. Zamanın bir gün onu alıp götüreceğini unuturuz. Gitmekle kalmak arasında sıkışan bütün anneler unutmasınlar ki. Biz ne yaşarsak yaşayalım. Aslında en çok onu özlediğimizi, en fazla ona gülümsediğimizi, nereye gidersek gidelim, üşüdüğümüz zaman en çok onu özlediğimizi unutmasınlar. Şimdi de bütün küçük kızlardan gitmekle kalmak arasında sıkışmış annelerine gelsin. Zeki Müren söylüyor.
mazide kalan hatıra gibi. Şefkatli kollarını aç bana annem. Geceler çok soğuk, sessiz de karanlık. Üşüdüm, üstümü örtsene anne. Anne, anne, anneciğim, anneciğim. Mazide kalan hatıra gibi. Şefkatli kollarını aç bana anne. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm, üstümü örtsene anne. Anne, anne, anneciğim. Uyandım uykudan, aradım seni. Sağıma soluma bakındım anne. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm, üstümü örtsene anne. Anne, anne, anneciğim. Yanımda olmanı ne çok isterdim. Dizine yatıp da uyurdum anne. Dilimde dua, gözümde rüyasın. Seni çok özledim, hasretim anne. Annem, annem, anneciğim, annem. Çok isterdim. Dizine yatıp da uyurdum anne. Dilimde dua, gözümde rüyasın. Seni çok özledim, hastayım anne. Anne, anne, anneciğim. Uyandım uykudan, aradım seni. Sağıma soluma bakındım anne. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm, üstümü örtsene anne. Anne, anne, anneciğim. Geceler çok soğuk, ıssız ve karanlık. Üşüdüm, üstümü örtsene anne. Anne, anne, anneciğim. Derya, bak, ben gözlerimle gördüm. Kız aylardır içmiyor. Bıraktı o ya, bıraktı. Ben şahidim, gözlerimle gördüm Derya. Gözlerimle gördüm, içmiyor, ağzına sürmedi, yemin billah ya. Allah korudu var ya, bir düşse. Kudretin işi bu bence. Belasını versin o kudretin. Geberemedi gitti ya bu dokuz canlı topal. Kanka nereye? Ya neydi şu kızın adı? Şu çatıdaki kızın. Ha, Yonca. Ha, Yonca. Nasıl, iyi miymiş? İyiymiş, revire kaldırmışlar, yatıyormuş. İyi bari. Ya ben bu gençliği hiç anlamıyorum. Küçücük çocuğu var. Yazık, yazık. Dur lan. Pedigürcüyüm diye geldin, nalban çıktın. Canımı acıtıyorsun. Bu bir kadın ayağı. Dikkatli ol. Nazik nazik. Özür dilerim anne. Kudret anne, Azra geldi. Seninle görüşmek istiyormuş. Ne istiyormuş? Bir şey söylemedi ama çok kızgın görünüyor. Kızgınsa buzla o var, soğuturuz. Ha? Yuvarla gelsin, yuvarla. Kudret! Bana bak. Yonca'ya malı sen mi verdin? Ne diyor lan bu? Kudret! Ha şu mesela Yonca.
Ya biz de biraz önce onun kulağını çınlatıp onun için üzülüyorduk. Nasıl oldu kızın durumu? Lafı emeleme. Cevap ver. Senin cevabın hazır Kınalı. Bu Yonca kimin elemanı? Senin. Bütün gün kimle dolaşıp duruyor? Senle. Kiminle yiyor, içiyor, keyif yapıyor? Seninle. Bu işin hesabını kime soracağız? Naciye? Azra'dan. Doğru cevap bu. Nasıl yapacak? Öyle ben buranın ağasıyım, paşasıyım diye dolaşmakla olmuyor. Elemanlarına sahip çıkacaksın. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne kullanıyorlar bileceksin. Öyle boş boş atarlar yapıp gelip burada hesap sormakla olmuyor bu işler. Olmuyor. Ha, sen dersen ki ya ben bu liderlik, rehberlik, annelik işlerinden bıktım, istemiyorum. Ha, benim elemanlarıma da hükmedemiyorum. Zaten onlar da deli danalar gibi yeşillikten de bir o yana bir o yana koşuyorlar diyorsan tamam. Sözünü geçiren biri gelir, senin tepene çöker. Ben seni bir çökertirim, bir çökertirim. Sen önce git, şu elemanlarını topla, onlara hakim ol. Bak biz buradayız, unuttun mu? Müebbet. Bu işin ucu sana dokunursa Kudret, yemin ederim bu sefer dünyaya geldiğine pişman ederim seni. Çekil şuradan. Al get şunu, hadi. Nalbant. Azum, Azum. Yonca'yı getirmişler. Hadi ya. Girelim mi? Ama yalnız yüklenmece yok, tamam mı? Tabii canım. Tabii ki. Müsaade var mı? Oh kuşum. Çok özür dilerim. Gerçekten. Çok özür dilerim. Tamam, geçti. Dinlen, yorma kendini. Azra bak. Uzak durmaya çalıştım. Gerçekten denedim ama yapamadım. Biliyorum. Biliyorum canım. Affetmeyin beni. Gerçekten affetmeyin. Bütün çabanız da benim yüzümden boşuna gitti. Ya Yonca saçma saçma konuşmasana sen ya. Öyle yapalım o zaman biz Hasret ya. Affetmeyelim bu kadını. Delirdin mi sen ya? Biz kimse seni affetmiyoruz. Ne affetmemesi? Ben hiçbir şeyi hak etmiyorum. Görmüyor musunuz ya? Ben kendi kızımı bile hak etmiyorum. Sizin iyiliğinizi de hak etmiyorum. İradesiz aptalın tekiyim ben. Yeter. Ya zır 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 ağlıyorsun, işimiz işte ha. Ne olur bana iyilik yapmayın. Yapmayın artık bana iyilik, görmüyor musunuz? Ben bana iyilik yapan herkesi sadece üzüyorum. Bu konuda gerçekten haklısın ama aptalsın. Evet ya, bayağı aptal ya. Kızım, biz kardeşiz. Anla artık bunu. Sen 40 kere düşersin, biz seni 40 kere kaldırırız. Gerekirse bir daha düşersin, bir daha kaldırırız. Aynı şey bizim için de geçerli. Aynen de böyle. Sen bu Meret'i bırakmak istiyor musun? Gerçekten istiyor musun? Azra, yemin ederim her şeyden daha çok istiyorum. Ama olmuyor. Olmuyor, yapamıyorum. Buyum ben. Her şeyin en güzelinden geçiyorsun. Bırakacağız. Hep beraber el ele vereceğiz. Bırakacağız. Belki bir daha ihtiyacımız olacak. O zaman da yine el ele vereceğiz. Yine bırakacağız. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Hem bu sefer daha güçlüyüz. Değil mi Aso? Evet ya. Evet. Gel bakayım buraya. Ben de hem fruktüzü bırakacağım hem de glükozü. Of. Yemin billahi. Bak. Hayatta en çok bağımlılık yapan şey buymuş, şeker. Allah belanı versin. Allah. Evet. Hatıra. Hoş geldin Buncuk. Kızlar sürekli tepemde bık bık bık, ben de biraz yalnız kalayım dedim.
Benden gizlenmene gerek yok. Ne? Anlıyorum, güçlüsün. Yenilmezsin, asisin. Ama sen de yorulabilirsin. Sen nereden biliyorsun bunları? Bazı insanlar arasında öyle bir bağ vardır ya. Hani hep derler, yıllarca görüşmeseler de tekrar görüştüklerinde kaldığın yerden devam ederler. Onun gibi herhalde. O insanlar birbirlerinin gözünün içine baktıklarında ne kadar acı çektiklerini de anlarlar. Annelerle kızları böyledir mesela. Kız kardeşler böyledir. Görüyorum yani nasıl acı çektiğini. Yonca'ya içinin nasıl yandığını. Yeni gelen hevese bile. Ne yapacağımı bilmiyorum Deniz. Elim kolum bağlı. Her gün gözümün önünde ölüyorlar. Nasıl kurtaracağım bilmiyorum kardeşlerim. Nasıl koruyacağım? Kızlarını. Tekrar başlayacağız dedim. Ben size yardım edeceğim dedim. Hepsini birlikte olursak hallederiz dedim ama onları koruyamamaktan çok korkuyorum. Sevdiğine bunları söyleyip onu koruyamamanın ne demek olduğunu ben biliyorum. Haksızlık etme kendine, sen çok iyi bir annesin. Sen de. Ben kızımı kaybettikten sonra daha iyi anladım. Annelik dediğin şey böyle şu anda saklı bir his. Yani ilah doğurmana da gerek yok. Yaralı bir kuşa baktığında da aynı şeyi hissedebiliyorsun mesela. Ve bu sende var. Oranda saklı. Çok yoruldum Deniz. Çok yoruldum. Biliyorum. Tamam, dinleneceğiz. Dinleneceğiz. Sonra tekrar yorulacağız. Sonra yine devam edeceğiz. Bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hatalarımızdan ders alarak hareket edeceğiz. İlk hedefimiz uyuşturucunun içeriye nasıl girdiğini tespit etmek. Gözünüzü mahkumlardan ayırmayacaksınız. Sert yapmadan, dikkat çekmeden, hatta ufak tefek olaylara müdahale etmeden her hareketlerini izlemenizi istiyorum. Ta ki kendilerini rahat hissedip tedbirlerini gevşetene kadar. İşte o an bineceğiz tepelerine. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Hani biz aileydik? Öyleyiz. Bize bir şey olmazdın. Sen bizi korurdun. Hep arkamızdaydın. Öyle diyordun. Demiyor muydun? Diyorum. Hala diyorum. Ben sana dedim. Ben sana kaç kere dedim. Ama dinlemedin. Ben biliyorum başıma geleceği. Ama sen de biliyordun. Sen de biliyordun Azra. Neyi biliyordum ya? Bu beton. O Zerrin Hanım hindi boş duracak. Bu işin peşinden koşturacak. Bu işi çözmeye çalışacak. Benim kolumu, kanadımı kıracak. Doğru düzgün anlat Dudu. Zehrin neyi çözecek? Yonca. Yonca o zıkkımı nereden buldu? He? Hevesten. Hevese de o senin Bekir'in ve. Ne? Ama ben sana dedim. Bahçayı bu işlere bulaştırma dedim. Dinlemedin emin. Dudu. Emin misin? Gördüm. Hevesten o herifi hep öyle kuytularda, köşelerde konuşurlarken gördüm. O cibiliyetsiz herif. Zaten gözü gözde. Heves desen yarım akıllı. Ama Yonca. Ah Yonca. Olan ona oldu. Dedim yapmaz bir daha dedim. Etmez dedim. Dokanmaz o lanete dedim ama. Kuzu ben. Bana ne diyor biliyor musun Zerrin? Hindi rapor tutmacaymış. Ama bana bir şans daha veriyormuş. Benim bahçamı elimden alır. Yavni bahçası.
Nibatçası. Öykü giderse. Azra. Öykü giderse. Teboz. Ömür billah. Ben bir daha senin yüzüne bakmam. İyi mi böyle? Nasıl? İyi mi böyle? Azra, yemin ediyorum benim bir suçum yok. Neye yemin ediyorsun Heves? Daha hiçbir şey sormadım ki. Neye yemin ediyorsun otomatikman? Heves, çok basit bir şey soracağım sana. Çok basit. Yonca'ya bu sen mi verdin? Yalan söyleme. Hayır. Yalan söyleme bana! Hı? Sen mi verdin? Yemin ediyorum çok ısrar ettim. Dayanamadım. Neye dayanamadın lan? Neye dayanamadın? Öldürmeye mi dayanamadın? O kız her gün ölecekti gözümün önünde. Buna mı dayanamadın? Neye dayanamadın? Öyle olacağını sen bilmiyorum. Nasıl olacağını sanıyordun? Hı? Ne olacağını sanıyordun? Kimden buldun bana? Nasıl aldın o malı? Kimsenin. Beni sinirlendirme lan. Aptal yerine koyma beni. Gökten mi indi? Ben Yonca'yı bir kere kaybettim. Bir kere de senin yüzünden kaybedemem. Cevap ver. Kimden aldın malı? Bak kızım. Beni aptal yerine koyma. Ağlama karşımda. Kimden? Bekir'den mi aldın? Ha? Tedarikçin Bekir mi? Cevap ver bana. Bekir'den mi aldın? Yaptın mı lan bunu? Girdin mi benim mıntıkama? Soktun mu o... İçeri benim ailemin içine o zıttımı soktun mu? Cevap ver! Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben senin gibi tiplerle ne halt edeceğim? Allah kahretsin. Evet anneciğim. Mis gibi tarhana çorbası. Suyunu da... Vereyim. Gitti mi kadın? Gitti ama gelecek. İçmem ben bunu. Biraz evvel kendin dedin çorba içeceğim diye. Senin suratından doydum ben. Bir şey yemeyeceğim artık. İki kaşık çorba içeceğim diye çekemem senin afranı tafranı. Al şunu götür çabuk. Götür. Bakıcı diye kendine benzer... aynen senin gibi işe yaramazın birini bulmuşsun. İkinizin de kafası tıntın. Birbirine vursan teneke sesi çıkar teneke. Duydun mu beni? Karım otoparkta yürürken sen arkadan fırlıyorsan, kolundan tutup onu durduruyorsan, bağıra çağıra tartışıyorsanız bu basit değildir Oktay. Ben o kadının kocası olarak orada ne konuşulduğunu bilmek isterim. Anladın mı beni? Bana bir şey söylemen lazım. Öldürdüğün kişi Nihal miydi? Nihal'i sen mi öldürdün? Seni oraya mı gönderdi? Senin dosyan neden gizli? Hayır.
Benim hastam öldü ameliyatta. Beni korumayalım dedi. Başka hiçbir şey yok. Hepsi bu. Benim başka hiçbir şey yok. Yemin ederim başka hiçbir şey. Başka hiçbir şey. Dokuzarım ben. Katilimden değilim ben, yemin ederim. Çok iyi bir doktorum ben. Sevgili Umut Radyo dinleyicileri, biliyorsunuz bazen bizler için dünya durur. Yani aslında herkes için dünya döner ama bir bizim için durur. Umut, neşe, yarınlar gelir şuramıza oturur. O zaman sadece zamanı böleriz. Zamanı böler ve sayarız. Huzursuzluğu, huzursuzluğu dibine kadar yaşarız. İşte bu satırlar huzursuzluğun kitabından. Bugün size bu satırları duygusal bir ihtiyaçtan ötürü, sizinle karşılıklı konuşabilmek için, yanıp tutuştuğum için yazıyorum. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi söyleyecek hiçbir şeyim yok. Dipsiz bir bunalımdayım. Hepsi bu. Sözlerimin saçmalığı halime tercüman olsun. Asla bir geleceğe sahip olmamış olduğum günlerden birindeyim. Karşımda yalnızca bir sıkıntı duvarıyla kuşatılmış, taş kesilmiş bir şimdi var. Irmağın karşı kıyısı karşıda bulunduğuna göre asla bu taraftaki kıyı değil. Çektiğim acıların tek nedeni de bu. Nice limanlara yanaşacak gemiler var elbette. Ama hiçbiri hayatın ızdırap vermez olduğu limana varamayacak. Her şeyi unutabileceğimiz bir rıhtım da yok. Üstünden çok zaman geçti bunların. Ama benim hüznüm hepsinden eski. Ruhum bu haldeyken hayatın hırpaladığı dertli bir çocuk olduğumu bedenimin tüm bilinciyle hissediyorum. Bir köşeye atılmış. Oyunlar oynayan başka çocukların seslerini duyuyorum. Dalga geçer gibi verdikleri kırık, teneke oyuncağı sımsıkı kavruyorum. Tutsaklığımın sessiz pencerelerinden gördüğüm bahçede bütün salıncaklar dalların üzerinden aşırtılmış. Şimdi öylece sarkıyor. En tepeye dolanmışlar. Dediğimi düşleyecek olsam, zamanı aşmak için güvenebileceğim salıncaklarım bile yok. Azra. Ne geldin? Ecelli mi susadın? Defol, gözüm görmesin seni. Azra. Ne olur affet beni. Hangi birini affedeyim Heves? Ha? 40 kere attığın kazığı mı? Senin yüzünden başımızın 40 kere belaya girişini mi? Hangi birini affedeyim? Sana söz veriyorum. Bir daha kullanmayacağım. Sana yemin ediyorum bir daha senin sözünden çıkmayacağım. Niye inanayım ben senin sözüne? Hı? Niye inanayım Heves? Çünkü benim kimsem yok. Kimse beni istemiyor. Ne olur sen de yalnız bırakma. Benim sizden başka kimsem yok. İyi, tamam. Sağ ol. Sağ ol. Ya. Müsait misiniz müdürüm? Tabii, buyur. Fazla vaktinizi almayacağım. Şunu bırakmak için gelmiştim. Ne bu? İstifa dilekçem. Bırakıyorum ben. Nereden çıktı şimdi bu? Öyle olması icap etti. Siz bir an önce işleme koyarsanız sevinirim. Murat yüzünden mi?
Onunla yaşadığınız problem sebebiyle mi işi bırakıyorsun? Sessizliğini evet olarak kabul ediyorum. Zerrin Hanım, benim... Bence fazla duygusal davranıyorsun. İleride pişman olacağın bir karar olabilir. Hiç sanmıyorum. Oktay, sen benim en iyi elemanlarımdan birisin. İçinde bulunduğumuz bu hassas durumda senin gibi birini kaybetmek istemem. O yüzden düşünüp karar vermen için sana biraz süre vereceğim. Şimdilik dilekçeni işleme koymuyorum. Kararım değişmeyecek müdürüm. Onun süre bitince konuşuruz. Peki, siz bilirsiniz. Müsaadenizle. Hazır mı? Hazır. Bunu sadece kendini korumak için kullanacağına söz vereceksin. Tamam. Seni kimin tehdit ettiğini öğrenince gelip bana söyle. Bu ara böyle parçalar bulmak kolay olmuyor. O yüzden dikkat et. Azo, Özlem geliyor. Okuyunca veririm. Hanımlar, ismini okuduklarım benimle gelecekler. Ne oluyor, bir anlayabilir miyiz Özlem Hanım? Öğrenirsiniz. Azra Kaya, Hasret Şengül, Derya Bozbayır, Tuğba Verir, Merve Çolak, Dilek Alaca. Beni takip edin. Bana bak, Zulay'ı falan mı bunlar, ne oldu? Yok ya. Hadi gidelim mi? Evet, buyurun. Merhabalar hocam. Merhaba. Evet. Hoş geldiniz, buyurun. Yeni yaratıcı drama eğitmeniniz Sinan Oğuz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun lütfen, istediğiniz yere geçin. Buyurun. Geç, geç sen öyle. Geçelim. İyi çalışmalar hocam. Teşekkürler Özlem Hanım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım'ın da söylediği gibi bundan böyle yaratıcı drama çalışmalarını birlikte yapacağız. Biz o drama işinde çok iyiyiz hocam. Sen ne yapıyorsun, onu anlamadım. Zaten ben de yaratıcı drama dersinde neler yapacağız onu açıklayacağım sizlere. Öncelikle tabii ki kendi deneyimlerimizden yararlanacağız. Ama bunu hayal gücümüzle harmanlayacağız. Paylaşmak istediklerimizi paylaşacağız. Söylemek istediklerimizi söyleyeceğiz. Ancak sizden tek bir ricam var. O da bana güvenmeniz. Çünkü burası bizim güvenli alanımız. Ve eğer birbirimize karşı ne kadar açık ve dürüst olursak... ...bu çalışmanın da faydasını o kadar görürüz. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde hadi başlayalım. Önce hadi şimdi hep birlikte el ele tutuşalım. Evet. Hocam ben şöyle geçeyim hocam. Ben de buraya geleyim. Bizde olaylar biraz böyle ilerliyor. Peki yani buranın kurallarını tabii siz bana öğreteceksiniz. O zaman saymaya başlayalım. Bir. İki. Gir. Sayın savcım. Evet. Merhaba. Murat Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Sayın savcım, ben eşim Nihal Ünal'ın cinayet dosyasının tekrar açılmasını istiyorum. Cinayeti kimin işlediğini biliyorum. Ve önemli bir kanıtım var. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anne. Aklım sende kalmıştı. Oh. İyi misin sen? Senin neyin var böyle rengin sarı gibi biraz? Anne, iyiyim ben. Ne demek iyiyim? Gözlerin altı mı Osman? Uykusuzluktandır. Niye uykusuzsun sen bakayım ha? Çok mu ders çalışıyorsun? Anne ben okulu bıraktım. Ne demek okulu bıraktım? Kimden izin aldın kızım sen?
Bu ne? Bunu Alp gönderdi. Deniz'e vermeni istiyor. Kızım, okul bırakmak ne demek? Ne yapacaksın bırakıp? Benim gibi mi olacaksın? Anne, biz Alp'le evleniyoruz. Ne yapıyorsun? Yani bu yüzden de okula gitmem gerekmiyor artık. Sen böyle bir şeyin kararını verebilecek yaşta mısın kızım? Anne, ben artık 18 yaşımı geçtim. Ha, 18, 18 yaşını geçmiş. Benim analık hakkım ne olacak peki? Ha? Kızım bak, hemen o çocuktan ayrılıyorsun, tamam mı? Kızım bak, o evleniyorum dediğin adam Deniz'in kızını öldürdü. Bunu cümle alem biliyor. Herkes biliyor ama kimse bir şey yapamıyor. Bunu sok o kafana, sok şunu. Bu zarf var ya, bu zarf Deniz'in ölüm fermanı. Anne, bana ne Deniz'den, bana ne kızından ya. Ben Alp'i seviyorum. Başlatma lan sevginden. Biliyordum karşı çıkacağını. Alp de biliyordu. Kızım, ama biz gün aldık anne. Evleniyoruz. Bak, o çocuk bir katil. Sıktın artık anne ya. Ben bunları dinlemeye mi geldim buraya? Zarfı Deniz'e ver yeter. Hadi hoşça kal. Özge. Özge kızım. Özge. Deniz, ne yaptın? Bulabildin mi? Hayır. Yani o doktor kız da değil galiba. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Gerçekten delirmek üzereyim. Bak, Alp de bunu istiyor zaten. Yapma. Yapma. Yapma, neyi yapma? Hani acaba beni öldürmeye kim geldi diye düşünmekten gerçekten kafayı yiyeceğim. Su içerken, yemek yerken bile tedirginim biri bir yerden çıkıp bir şey yapacak diye. Deniz, Alp'in aklınla oynamadığını nereden biliyoruz? Nasıl yani? Belki de kimse gelmemiştir. Hiç kimseyi yollamamıştır. Olabilir. Bilmiyorum. Her o da olabilir. Ama aksi de olabilir. Bilmiyorum. Çok yoruldum. Deniz, ne olur sakin ol. Bak, hepimiz tetikteyiz. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Ne yaptın? Verdin mi zarfı? Verdim. Ya abi, sana bir şey soracağım ben. Sen Deniz'i mi öldüreceksin? Saçmalama kızım. Ben niye öldüreyim Deniz'i? Ne bileyim ben ya. Hadi gidelim buradan. Çok sıkıldım ben burada. Gidelim. Zaten benim sana bir sürprizim var. Atla hadi. Demiş, Özge'ye ne demiş, ne konuşmuşlar? Bilmiyorum.